Bosna tarafında yaşar. Köyün delisi, köyünde en çok içeni. Yani mestanı sarhoş olmadığı bir zaman bulamazsınız. İçkiye ihtiyacı olduğunda mestan gider köyün muhtarına, mestan gider şuraya buraya. Birileri ona bir şeyler bulurlar, içer ve sarhoş olur. Mestan geceyi öyle geçirir. Yarı deli sayıldığı için köyün hem delisi hem çok içeni diye kimse mestana karışmaz. Kendi halindedir ki. Saldırgan değil, kimseye karışmaz. Düşmanlığı, kötülüğü veyahut da alışkanlığı kendine sadece mestanın. Hiç kimseyi incitti, görülmemiştir. Ama o çok içmesi ve içtikten sonra nara atması, sonra köşeye çekilmesi, doğrusu köylüyü ve köylüleri, kasabayı ve kasabalıları rahatsız eder. Ama kimseye de saldırmadığı, kimseye karışmadığı için mestana da çok kızmazlar. Derler, işte ne olacak, her köyün bir delisi var, bizim köyün delisi de mestan derler. Mestan bir gece bir rüya görür. Rüyasında mestan, Fahri Kainat Efendimiz, Muhammed Mustafa'mızı görür rüyasında. Demek ki iyi olacak hasta, hani doktor gelir derler ya, mestan bu rüyadan çok etkilenir. Rüyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mestanın şöyle iki yakasını tutar, birleştirir. Der ki, mestan daha ne zamana kadar gafil duracaksın? Mestan daha ne zamana kadar içmeye devam edeceksin? Mestan daha ne zamana kadar kendine yanlış yapacaksın? Mestan rüyasında der ki, Allah'ın peygamberi bana bir emrin var mı senin? Etkilenir, heyecanlanır, ağlamaya başlar rüyasında. Der ki, bana bir emrin, bir arzun var mı der. Sevgili peygamberimiz der ki rüyasında, mestan seni bekliyorum, Medine'ye gel. Mestanın Medine'ye gidecek parası yok, yolu yok, yordamı yok. Kimse de mestanı ciddiye almaz doğrusu. Ama mestan gider sabahleyin, heyecan içinde, yanakları al al olmuş. Yani göklere uçacak, kanatları olsa semaya uçacak, uçup Medine'ye gidecek. Muhtara der ki, bana para ver. Der ki, muhtar al bir lirayı, ben bir lira kabul etmem der. Büyük para vereceksin bana. Mestan, ne yapacağım büyük parayı? Sen para istemezdin ki. Ben efendimi gördüm, efendimi rüyamda. Beni Medine'ye davet ediyor. İnanmazlar mestana. İnanılacak gibi de değil doğrusu. Mestan bütün evleri tek tek dolaşır, para verin, para verin. Birer kuruş, ikişer kuruş, beşer kuruş, onar kuruş toplamaya başlar. Mestan en son para toplanır ama para yetmiyor. Muhtara gelir, der ki, paramı tamamla. Muhtar der ki, mestan çok para. Hayır der, ineğini satacaksın yoksa bak sana zarar veririm der. Muhtar şerrinden de korunmak için ineği satar, mestana parayı verir. Beraber hacca giderler. Yani haccın kafilesine, hac kafilesine mestanı da sokarlar. Mestan Medine'ye iner inmez bavulunu almadan, odasına yerleşmeden fırlar ve en yakındakine der ki, Muhammed nerede? Muhammed nerededir? Muhammed'in yeri nerededir? Yeşil kubbe var ya derler, işte orada işte onun mezarı Aleyhisselatü Vesselam'ın. Mestan oraya koşar. Doğrusu herkesin giremediği o yere, yani cennet bahçesi diye ifade edilen peygamberin mezarım ile minberim arasında bir yer var, cennet bahçesidir dediği yere mestan kendini atar. Karışmazlar o bekçiler, polisler. Halbuki karışırlar. En fazla 5 dakika oturturlar, git başkası gelsin derler. Mestana karışmazlar. Mestan kendini oraya atar, peygamberimizin mezarına sığınır ve salatü selam getirmeye başlar. Mestana derler ki, tamam sessiz ol. Oradaki bekçiler, polisler de mestanın hani köyün delisi derler ya, yarı deli olduğunu farkına varırlar. Mestan hiçbir şey yemez içmez, oradan ayrılmaz. Bir gün olur, 2 gün olur. Geliyorlar köylüler, ya mestan gel köye, gel yerleş. Odana yerleş, bir yıkan, bir yemek ye, bir dinlen, bir uyku uyu. Mestan der ki, hayır ben Muhammed'den ayrılamam. Beni peygamberimden ayırmayın der mestan. Nasıl bir aşk, nasıl bir muhabbet. Sevmek böyle olsa gerek. Mestan oradan ayrılmaz. Bir hurma yer, birinin verdiği hurmayı, bir zemzem içer, birinin ikram ettiği zemzemi. Aradan 2 gün geçer, 3 gün geçer, mestan hakikaten oradan ayrılmaz. Habire ağlıyor, habire peygamberimize salatü selam getiriyor. Köylüleri gelirler, otelde kalanlar gelirler meydan mestanı götürmek için. Yemek getirirler mestana ufak tefek, mestan der ki ben buradan ayrılmam. Polis de anlayışıyla karşılar ama en sonunda 3 gün hiç ayrılmayınca polis şefi oradaki der ki, ya bu arkadaşı götürün artık, bunu buradan kaldırın.
Kaldırın ki insanlar rahat geçebilsinler. Hani yeterince kaldı burada. Yeterince meşgul etti burayı zaten. Mestanı tutarlar kollarında. Hadi canım benim, hadi çık buradan artık, yeter. Polise de ona kötü davranmaz, iyi davranırlar. Halini gördükleri için böyle meczup bir hal gibi görünür onlara. Mestan birden ellerinden kurtulur, peygamberimizin kabrine doğru koşar, demirler tutar. Muhammed, Muhammed'im der aleyhisselam. Sen beni çağırdın buraya, geldim ama beni burada tutmuyorlar. Beni bırakma, kurbanın olayım, beni bırakma diye bağırmaya başlar, ağlamaya başlar. Polisler tutarlar Mestan'ın kollarından, Mestan yere yığılır. Ne oldu, ne oldu derler. Bakarlar ki Mestan öldü. Hemen kalbine masaj yaparlar. Oradaki insanlar, doktorlar masaj yaparlar. Fakat her şey boş. Mestan sevdiği sevgilisinin yanında, peygamberin yanında son nefesini vermiştir.